Sevgili izleyiciler, günaydın ikinci sayfadan ve iyi haftalar. Gerçi ilk haberimiz pek iyi olmasa da. Pek iyi değil, evet. İkinci sayfadan efendim, herkese günaydın. Şarkıdaki gibi gönül ister onun iyi haberlerini vermek, gönül ister onun mutluluk haberlerini vermek ama hep önümüze düşen haberler onunla ilgili hep mutsuz, hep depresif, hep dünyası başına yıkılmış haberler. En son herhalde onunla ilgili güzel haberi Haziran 2019'da vermiştik. Evet. Evlilik haberiydi. O evlilik de sadece 36 saat sürmüştü. 36 saat sonra eşiyle ilgili iddialarında ardı arkası kesilmemişti ve evlilik 36 saat sonra bitmişti. Yani tıpkı o kadar kısa bir süreydi. Evet, tıpkı söylediği şarkısındaki gibi sanki şarkı onun kaderini de bir şekilde anlatmış. Ne dostluklar, ne aşklar, ne evlilikler tüketti, bitirdi ama bu sadece kendisinden kaynaklanan sebeplerden değil. Konuşacağız Zerrin Özer gençlik yıllarından bu yana yaşadığı, taşıdığı bir travmanın etkisiyle dönem dönem ne yazık ki duygusal krizler atlatabiliyor, yaşayabiliyor. Atlatamıyor aslında. Tekrar ediyor. Bu kez de efendim köpeği Badem'in ölümüyle dünyası başına yıkıldı Zerrin Özer'in. Allah'ım bu nasıl büyük acıdır diyerek üzüntüsünü de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dile getirdi. Açıklamadan birkaç gün sonra da hastanelik oldu ve iddiaların ardı arkası bir kez daha kesilmedi. Neydi o iddialar? Zerrin Özer'in köpeğinin ölümü sonrası ilaç içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Peki gerçek neydi? Önce haberi izleyelim. Bu sorunun yanıtını da bu masada bulacaksınız. İzleyelim haberi. Son dönemde verdiği kilolarla adından söz ettiren Zerrin Özer aldığı ölüm haberiyle yıkıldı. Hurma adını verdiği köpeğini kaybeden Özer sosyal medya hesabından acısını "Çok sevdiğim oğlum, her şeyim hurmamı kaybettim. Allah'ım nasıl acıydı bu? Lütfen bu resmi görürseniz bir dua eder misiniz?" sözleriyle paylaştı. Yaşadığı üzüntü nedeniyle zor zamanlar geçiren sanatçı, kullandığı ilaçların yan etkisi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada Zerrin Özer'in intihara teşebbüs ettiği iddiaları dolaştı. Zerrin Özer'in menajeri Haluk Şentürk, "İlaç içme, intihar girişimi kesinlikle yoktur. Yarın taburcu olacaktır." sözleriyle sanatçının intihara teşebbüs etmediğini söyledi. Hastane önünde bekleyen gazeteciler ve güvenlik görevlileri arasında da tartışma çıktı. Evet, stüdyomuzda çok değerli bir isim var. Onun için ekran başına diyoruz. Profesör Doktor Psikiyatr, ünlü psikiyatr Arif Verimli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Günaydın. Hocam günaydın. Bugün biraz Zerrin Özer konuşmak istiyoruz sizinle. Öncelikle şu fotoğraf karesini, bir Barko Vizyon'daki fotoğraf karesini bir ekrana da getirelim. O fotoğraf karesi bugün Günaydın'ın manşetinde yer alıyor ve Zerrin Özer'in köpeği Hurma'yı kaybettiği ana ait görüntü. Soldaki fotoğraf efendim. Acısını da zaten sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurmuştu. Ben bu acıya nasıl dayanacağım demişti. Zerrin Özer'le ilgili hep böyle mutsuz, hep depresif, hep onun böyle dünyası başına yıkılmış haberleri veriyoruz. Biz de artık çok üzülüyoruz gerçekten onun adına. Bazı insanlar da diyorlar ki niye bu kadar abartıyor? Ne var ki köpeği ölmüş? Bazı bu duyguyu anlayamayan insanlar vardır ya. Hani o acıyı anlatmanızı istiyoruz aslında biz size. Zerrin Özer benim en çok sevdiğim seslerden biri. Yani hatta en çok sevdiğim ses, zevkle dinlediğim birisi. Heyecansal yapısı. Hı hı. Çok önde gelen birisi. Çok duygularıyla da hareket eden. Heyecansal yapısı, evet. Çok yüksek olan birisi. Duyguyla yaşayan birisi. Bir şey çok önemlidir. Bir insanın sevgi yatırımı yaptığı bir obje, bir hayvan, bir kuş, evet, bir kedi. Sayısız defalar meslek hayatımda çok gördüm. Onları kaybedince ağır depresyona giriyorlar. Ve adeta yakın birisini kaybetmiş gibi büyük bir üzüntüye giriyorlar.
ve yas yaşıyorlar bununla alakalı. Bununla, bu çok olağan bir durum. Hocam bu olağan durumun olmasının sebebi de hayatındaki kadın ya da erkeklerden biraz amiyane tabirle çok üzüntü çekmiş, kazık yemiş insanların atıyorum bir kuşa, bir kediye, bir köpeğe daha fazla sevgi gösterip daha bağlanması mı söz konusu orada? Daha fazla bir duygusal yatırım söz konusu. Hayatında ortaklaştığı anlar var, yaşamında ortaklaştığı anlar var. Aile ferdi oluyor. Bir aile ferdi oluyor, bir hayvan vasfından çıkıyor insanlar. Bakın, bir kuşun bile kaybıyla depresyona girenler var. Bir kuş. Onun için ne ifade ediyorsa ciddi biçimi depresyona girenler var. Her heyecansal açıdan çok yoğun yaşanan bir hayat varsa bu birazcık daha sık olabilir. Hatta bizim bir tanıdığımız vardı. Köpeği vefat ettikten sonra acısını tek cümleyle şöyle anlatmıştı. Evladımı kaybettim. Evlat acısı gibi. Evet. Yani onun yerine bir şey de koyamadı. Aynı. Evlat acısı gibi değerlendiriyor insanlar bunu. O hisle algılıyorlar. Ve ona yaşamak gerçekten çok zor ve depresyona girmesi de çok doğal. Üzülmesi tabii ki elbette ki çok doğal. Çünkü onlar da bir can. Fakat gereğinden fazla kendi hayatını tehlikeye sokacak derecede girmesi depresyona sağlıklı mı acaba oradaki o sevgi ve bağlı? Şimdi biz depresyon diyoruz bu hadiseye. Depresyonun hafif, ağır, orta şekilleri var. Yani bunu kişi belirleyemez. Biyolojik faktörler belirler. Yani yaşanan psikolojik travma, öylesine bu ölüm, yani hayvanın ölümü hadisesi öylesine bir travma oluşturuyor ki oluşan depresyon, hele heyecansal bir yapısı varsa daha sık görülür. Üç misli daha fazla görülür heyecansal yapısı olmayanlara göre depresyon. Hocam Zerrin Özer'in daha önceki yıllarda yaşadığı sıkıntı, üzüntü, travma ya da depresyonlarında karşısına çıktığı her zorlukta tekrar nüksetmesi mümkün mü? Şu olayda gördüğümüz gibi. Bu her zaman görülecek bir olay değil ama. Yani hayvan, çok sevgi yatırımı yapılan hayvanın ölümüyle ortaya çıkan yas tepkisi başka bir tepki. Diğer olaylarda yaşanan hayal kırıklıklarını yaşanan, depresif gibi duran tablolar, daha hafif ölçüde yaşanan şeyler ayrı tepki. Evet, insan acaba eski kederli, üzüntülü şeyleri çağırıyor mu? Herhangi karşısına zorluk, sıkıntı çıktığında. Çağırmak gibi değil. Böyle uzun namazla bakılırsa ben birey hakkında konuşmak istemiyorum. Birey yani. Değil, genel hocam. Tabii, genel olarak. Birey hakkında konuşmak istemiyorum. Önemli olan konu şu. Yani kişinin çocukluğundan beri bir heyecansal yapısı vardır, bir anksiyöz yapısı vardır. Belki işin içerisinde başka türlü küçük küçük endişe tabloları yaşanır. Ve bu insanlar depresyona girmeye eğilim midirler? Başkaları herhangi bir şekilde sebep olmasa bile böylesine başkaları tarafından acayip karşılanabilecek bir şey. Oysa bizim için çok doğal. İnsanın sevgi yatırımı yaptığı bir objeyi kaybı depresyona sokar. Bu bir kanun. Ona ne yüklediğin çok önemli. Sevgi yatırımı yapıyorsunuz. Sevgi yatırımı. Saf sevgi görüyor. Saf sevgi yatırımı görüyorsunuz. Yani köpekler de öyle seviliyor ya. Evet. Hayvanlar çok kediler seviliyor. Kediler de öyle. Kediler de öyle. Kediler de öyle seviliyor. Ve yalnızlık çekmiş, insan ilişkilerinde zorluk yaşamış insanların işte kediye, köpeğe, at olur, kuş olur. Yani bir hayvana bağımlılığı sanki 2-3 kat daha fazla olabiliyor. Bir arkadaş, bir dost, bir sevgiliye bağlılık kadar bir şey. Evet. Hocam Zerrin Özer gibi hassas kalp demek istiyorum ona. Gerçekten bebek kalplerin acıya dayanma şeyi daha eşiği daha mı düşük oluyor? Daha düşüktür diyebiliriz yani. Ama Zerrin Hanım için bunu söylemiyorum ben. Genelde bu tür bir duygusal yapı gösteren insanların zaman zaman daha sık bu tür inişler çıkışlar göstermeleri çok daha doğal. Ama bu hayvanla ilgili mesele çok doğal olan bir hadise. Küçük bir destek, küçük bir depresyon tedavisiyle
düzelecek ve eski günlerine kalacak. Evet, Zerrin Özer yıllar önce yaptığı bir röportajda aslında kendi durumunu da ortaya açıklıkla koyuyor. Psikiyatri tedavisinde ona diyor ki psikiyatra, niye hep siyah gözlük takıyorsun? O da diyor ki çünkü sürekli ağlıyorum, devamlı ağlıyorum. Aklıma bir şeyler geldikçe siyah gözlüklerle ben onu kapatıyorum. Zerrin Özer yıllarca siyah gözlük taktı. Evet. Bu ne kadar zor bir mücadele. Hayatta ne kadar zor bir mücadele. Siyah gözlük takman tabii başka türlü anlamları da olabilir ama kendi açıklaması bu. Hı. Dolayısıyla anlamıyla şununla bununla uğraşmaktansa, yani hadisenin ciddi biçimde kendi beyanlarını esas almak lazım. Yani ben duygusal bir insanım. Çok çabuk ağlıyorum. Bunu kırıldan gizlemek istiyorum açıklamasını çok doğal karşılamak lazım. Evet, Zerrin Özer hastanelik olunca intihar girişiminde bulunduğu iddiası gündeme geldi. Bunun üzerine menajeri Haluk Şentürk'ten hemen bir açıklama da geldi. Zaten VTR'de de izlediğiniz, 15 gündür yoğun bir şekilde çalışıyor. Köpeğinin ölümü de üstüne gelince durum böyle oldu diye iddiaları yalanladı. Ancak Zerrin Özer'i hastaneye getiren bir yakının polis memuruyla konuşurken 10-15 tane ilaç içti. İntihar olayı, içtiği ilaçlar kalbiyle alakalı bir sorun yaratmış. Kardiyoloji doktoru bekliyoruz dediği de duyuldu. Aslında çok da çelişkili olmuş. Bir yakını böyle derken intihar etti. Haluk'tan da kesinlikle böyle çünkü, bir şey yok açıklaması geldi ki bir menajer yakını, zaten böyle bir şey doğrulamaz. Doğrulamaz. Bir yakını da polise bunu söylüyor. Evet. Bir yakınının polise verdiği ifade daha gerçek olabilir. Çünkü menajerlerin ve basın danışmanlarının görevi onları kalabalıklara karşı korumak. Evet. Görüntülerde de Zerrin Özer'in bir an için, birkaç saniye için görüntüsüne şahit oluyoruz ve durumu pek iyi değil gibi. İnşallah toparlayacak çünkü 36 saat süren evliliğinin ardından da birkaç kez hastaneye kaldırılmıştı. Aynı iddialar o dönemde gündeme gelmişti. Kırılganlık, hocam, güçlü olmak hep böyle durumlarda biraz hocam ortaya. Bazen de çok güçlü dediğiniz insanlar bir anda yıkılıveriyor. Şimdi insanları dışarıdan bakarak değerlendirmek, evet, yanlış. Evet, kesinlikle. Uzun zaman dilimi içinde gösterdiği heyecansal tepkilerin boyutunu ve evet, kişiliğini bildikten sonra çok ciddi yorumlar yapmak lazım. Dolayısıyla endişeli, heyecanlı bir yapısı olduğu ortada, yani şey değil. Peki hocam şöyle bir şey sormuşlar. İlginç de bir soru. Bazı insanlar mutsuzlukla beslenirler. Öyle kendilerini iyi hissederler. Zerrin Özer de mi acaba öyle? Vallahi bu edilen sözler halk dili, halk konuşması. Evet, evet. Zaten halkımızdan geliyor. Mutlulukla kimse beslenmez. Mutluluktan beslenen kimse yok. Ama daha çok mutsuz görünebilirler. Daha çok hayata mutsuz açıdan bakabilirler. Yaşamdan keyif almayabilirler ya da arzu ettikleri mutluluk düzeyi hayatta pek mümkün olmayacak bir mutluluk düzeyidir. O zaman göreceli bir mutsuzluk değişir mi bu durum? Özellikle belirli bir yaştan sonra. Belli bir yaştan sonra değişmez. Bu daha çok belirgin bir yaştan sonra birazcık stabilizasyon kazanır. Sabitlenir yani. Evet, stabilize olmaya başlar genelde. Acaba biz öyle mi doğuyoruz yoksa sonradan mı öyle oluyoruz? Mutsuzluktan beslenen insanlar. Bunu bana soruyorsanız eğer. Evet. ben biraz farklı düşünüyorum. Ben bu işlerin daha çok öyle doğduğumuz, kalıtımsal bir özelliği taşıdığımız kanaatinde oluyor. Kalıtımsal geliyor. Öyle düşünüyorum. Yani o hep var bizle. Biz onunla doğuyoruz. Beyin yapılanması. Hı-hı. Beyin yapılandıktan sonra yaşadığınız hayat, eğitim, aldığınız bilgiler, şunlar bunlar size bir şey öğretiyor. Ama temelde beyin yapılanması. O orada duruyor. Beyin yapılanmanız değişmiyor. Bir miktar değişiyor. Çünkü aldığınız sosyal informasyonlar, aldığınız bilgiler yeni yeni bir takım nöronların yapılanmasına yol açıyor ama genelde temel faktör devam ediyor. Fiziksel özelliğimiz gibi o da bir ruhsal özellikle evet, bizle birlikte dünyaya geliyor. Bu tamamen beyinsel bir özellik olarak ele almak lazım. Evet.
Peki diğer habere geçelim. Sizlik haberler var bugün hocam. Şimdi televizyon yıldızı bir temizlik programıyla hayatımıza giren Kadir Ezildi Katarsis programında kimsenin bilmediği bir itirafta bulundu. Babamı affedemiyorum dedi. Size ebeveynleri ya da çocukları affedememe üzerine soracağız şimdi. Önce izleyelim. İçinde yara eden anıları yıllar sonra ilk kez anlattı. Babam için bir şey doğruysa onun için doğrudur. Sen ne dersen de. Babam evden gidince çok üzülmedim. 14 yaşıma kadar gördüm. Ondan sonra annemle babam ayrıldıktan sonra çok fazla bir bağımız, ilişkimiz kalmadı. Artık babamı hatırlamıyorum. Anneme de çok kızgınım. Evet, başına böyle bir şey geldi ama senin iki tane çocuğun var. Ben dirayetli dururum, sen niye dirayetli durmuyorsun? Annem o kadar çok sinir krizi geçiriyor ki. Bazen kendini kaybediyor ve korkuyoruz ki kendine bir şey yapacak. Sırf evli de annemi yalnız bırakmayalım. Aman kendine bir şey yapar korkusuyla. Kardeşim gidiyor oynuyor, ben camdan seyrediyorum. O geliyor, ben geri gidiyorum. Her canlı ölümü tadacaktır. Ona göre yaşayacaksınız. Eğer babam hayatında beni görmek isteseydi bana bunları yapmazdı. Evet, herkesin hayatında böyle bir dram oluyor maalesef. Kadir'e bakıyoruz ekranda, onu izliyoruz programını. Hep gülüyor, hep şakalar yapıyor, hep esprili yönünü görüyoruz. Arkasından bir baba dramı çıktı. Siz de kesinlikle katılıyorsunuzdur. Hep dediğimiz bir şey, herkes anne baba olmamalı. Ve olamıyor da yani. Hani doğurdun mu anne baba olmuyorsun, onu dünyaya getirdin mi olmuyorsun. Önemli olan sevebiliyor musun, ilgini gösterebiliyor musun? Kadir'de ne dinliyoruz? Evlat ayrımı yaşamış bir çocuk olarak büyümüş ve babasını affetmiyor bu anlamda. Şimdi ben izlediğim kadarıyla evet. Değerlendiriyorum evet, tabii. Bireysel anlamda bir genç, bir çocuk özellikle belli aşamalardan geçer. Bu belli aşamalar çok belirgindir. Dinamik anlamda, Freudiyen anlamda çocuk yetiştirirken çocuğun 1 ile 0 yaş arasındaki anne memesini emdiği dönem başka bir karakter geliştirir. Evet. Kakasını ve iddarını terbiye edildiği 2 yaşına kadar olan dönemde başka bir karakter geliştirir. Arkasından fallik dönem dediğimiz 3 yaş ile 6 yaş arasına geçen dönem bir başka karakterdir. İşte orası insanın annesine babasına karşı takınacağı tutumu belirlenen yer, fallik dönem. Çok önemli. Fallik dönem neden çok önemli? Bakın, bir çocuk, bir erkek çocuk o dönemde babasını benimseyerek erkek gibi davranmayı öğrenir. Bir kız çocuk anneyi özümseyerek kadın gibi davranmayı öğrenir. Eğer annenin özümsenecek davranışları yerine öfkeli davranışları öne çıkarsa anne reddedilir duygusal anlamda. Babayla da, erkekle de, erkek çocukla da baba arasındaki ilişki de öyledir. Yani babaya bakarak erkek olunur. Babanın tavırlarına bakarak erkek olunur. Eğer o yaşlarda ciddi biçimde özümsenecek, benimsenecek bir karakter göremiyorsanız, sürekli eleştiriliyorsanız, sürekli hırpalanıyorsanız, onurunuz kırılıyorsa onu benimsemekten vazgeçer, başka bir yol seçersiniz. Ya da baba terk edip giderse? Baba başka bir yolla gitse de 3 ila 5 yaş, 6 yaş gibi değil yani. Şeyleri daha büyük yaşta gelişmişler. Yani burası çok önemli. Fallik dönem kadınlıkla erkeklik davranışında fevkalade önemli bir dönemdir. 3 ila 6 yaş. 6 yaştan sonra orası sönümlenir. Bu ilgiler kaybolur ta 11 yaşa kadar. 11 yaştan sonra yeni baştan alevlenir psikolojik anlamda gelişmekte. Yani artık ondan sonra ergenlik basamaklarına girilir. Ergenlik basamakları 11 yaş diyelim hadi ortalama da 1-2 yaş geri alabilirsiniz ama kusura bakmayın. Hayır. Ergenlik davranışları 3'e bölünür ergenlik süresi. 1. Püberte dönemi. İlk günler. İlk adet görülen, ilk erkek olunan günlerden başlar bu. 15 yaşına kadar sürer. Oranın özellikleri bir başkadır. O
cinsellikle ya da dış dünyayla için için ilgilense de eleştirel de olsa bunu kimseyle paylaşmaz ve yalnız kalmayı tercih eder. 15 yaşından sonra işler değişir orta dönemde. Bağımsızlık çabaları başlar. Bağımsızlık çabaları ilk defa annenin babanın davranışlarının reddedildiği günlerdir. Çünkü anne baba eski değerini artık çocukta bulundurmaz. Eskisi kadar anne baba sevilmez o yaşta. Reddedilir hatta. Reddedilir de en çok arkadaşları ve sırdaşlarıyla geçinir günlerini. Bütün telefon konuşmaları öyledir. Yani sırdaşlar çok önemlidir. Ta ki bu yaş 18'e kadar. 18'den sonra geç dönem başlar ve yavaş yavaş kişilik yapınız olgunlaşmaya başlar. Hocam. Ama bu özür dilerim. Bu doğal gidiş için böyle. Eğer işin içinde başka türlü patolojik süreçler de varsa iş yandı yani. İşte sorunlar çıkmaya başlar orada. Kadir sizce çünkü babasının vefat etme durumundan çok büyük soğukkanlılıkla hatta biraz hınçla söz ediyor. Böyle durumda olan bir sürü insan var. Affetmeleri mümkün oluyor mu? Yoksa ebeveynlerden bir tanesinin hani küs ve reddettiğin ebeveyninin ölümüyle başka bir sarsıntı mı başlıyor? Affedip affetmemek kişinin duygularına kalan bir şey. Evet. Babayla ilişkiler ben bu beyefendi için konuşmuyorum. Genel olarak. Özelinde konuşmuyorum. Genel olarak konuşuyorum. Kızgınlığı o kadar büyük olabilir. Kendi sunduğu gibi evlat ayırımı yapan baba gibi sunuyor. Aslında öyle mi? Çünkü insanda bir hadise var. İnsan tam bir buzdağı gibidir. Bir de alt görmediğimiz taraf. Evet. Biz kendi ifadeleri, kendi davranışları ve kendi yorumları onda birini kapsar. Kişiyi tanımanız için suyun altındaki kısmını da görmeniz lazım. Onu da özel tekniklerle anlıyoruz. Hocam affetmemek de insanda bir yük değil midir? Öfke barındırır sürekli. Çok evet, bahsederken öfkeleniyor. Sürekli öfke barındırır. Sürekli öfke barındırır. İşte orada önemli olan konu suyun altı, buzun suyun altında kalan kısmı. Ve hocam, anneyi evde bırakamamak, annenin her an canına kıyma korkusuyla kardeşiyle nöbet tutmak da bir evlat için ne kadar zor. Çünkü ne olursa olsun çocuk anne babayı güçlü ve başında görmek istiyor. Dediğiniz çok doğru. Anne tabii güçlü ve başında görmek istediği bir nesnedir. Bir nesne demeyeyim, objedir. Bu çok önemli bir şey. Önemli olan diğer bir konu da burada anne de ruhsal anlamda sıkıntılar yaşayan bir hanımefendi. Evet. Hocam şimdi... Eğer genetik faktörü de ele alırsak, yorumlarsak başka türlü yorumlama şansımız var. Evet. Hocam şimdi yayınımızı anne babalar da izliyor biliyoruz. Şimdi 3-6 yaş arası çok önemli dediniz çocuklarda. Evet. Biz çevremizden de görüyoruz, zaman zaman verdiğimiz haberlerden de biliyoruz ki o yaş grubunun hiçbir şeyi anlamadığını düşünüyorlar. O anlamaz, o hissetmez. Yani biz bu masada karı koca kavgalarını ve çocukların arada kaldığını o sırada çok iyi biliyoruz. Hocam onunla ilgili de söyler misiniz? Yani o yaş grubu aslında her şeyin farkında. Şimdi size kaba bir örnekle ben vereyim. Ben bu yaşadığım bir örnekten bahsediyorum. Bir canlı vakadan bahsediyorum. Bir köy yerinde 4 yaşında bir kız. Annesi çamaşır yıkıyor. Kazanda su kaynatıyor. Çamaşır yıkıyor. Odun atıyor. Çocuk da kendi odun parçalarından ve paçavralardan bir bebek yapmış. Anne hiç düşünmeden bebeği alıp odunu atıyor, yakıyor. Hiç düşünmeden, neye mal olduğunu düşünmeden. Çocuğun yorumu şu yıllar sonra. Annem benim bebeğimi yaktı. Yani o yaşlardaki düşünce, çocuksu düşünce, ilkel çağlardaki kabile düşüncesine benzer. Daha somuttur, soyutlayamaz çocuk. Evet. Dolayısıyla
sen aldın benim bebeğimi attın mı, yaktın mı, yaktın. O halde sen benim düşmanımsın da başladı zaten. Evet, kitleniyor. Yakında beni de yakarsın. Tabii. Oraya kadar götürüyor. Oraya kadar götürüyor. Ondan sonra yavaş yavaş anneye karşı defansın giderek böyle büyüdüğü bir tablo görmeye başlıyorsun. Öyle haberleri veriyoruz ki evlatlarının önünde, 2-3 yaşındaki evlatlarının önünde birbirlerinin tişörtlerini, elbiselerini yırtan, saç başa birbirine giren ünlü çiftler var. Sonra da aman evladımız diyorlar. Aman evladımız demek için onu paraya boğmaya, oyuncaklara boğmaya gerek yok. Sen bunu yapma yeter. Çocukların en önemli özellikleri anneyi babayı örnek alarak yetişmeleridir. Eğer siz ona olumsuz olabilecek örnekleri sık sık sunduysanız, o çocuğunuzdan olumlu davranış beklemeniz hayal olur. Evet. Evet. Hocam şimdi bu habere geçeceğiz. İnsan, ben bu haberde şöyle demek istiyorum. İnsan kan bağına da güvenmeyecekse, akrabasına da güvenmeyecekse kime güvenecek gerçekten? Biraz da güven duygusunu işleyelim istiyoruz. 3,5 aylık hamile oyuncu Fulya Zenginer, anneannesi ve onun erkek kardeşleri tarafından dolandırıldı. 3 yıl önce de anne acısı yaşayan Fulya Zenginer bu kez akrabalarından aldığı darbeyle sarsıldı. İddiaya göre Fulya'nın dedesinden kalan milyonluk arsada kuzenleriyle birlikte payı vardı. Erkek kardeşleriyle beraber plan yapan anneanne torunlarından vekalet istedi. Arsayı satayım, herkese kendi payının parasını vereyim dedi. Hürriyet'in haberine göre Fulya ve kuzenleri anneanneye vekalet verdi. Bir süre sonra büyük dayısına telefon açan oyuncu arsayı satamadık yanıtını aldı. Ancak kuzenlerinin açtığı davayla şoke edici gerçekle yüzleşti. Gerçek şu: arsa satılmış, parası da anneanne ile kardeşleri arasında paylaştırılmıştı. Çok üzülen Fulya dava açmaya hazırlanıyor. Gerçekten. Ben anlayamadım bir şey. Fulya Hanım'ın kardeşleri arasından paylaştırılmış. Hayır, şöyle, Fulya'nın anneannesi ve kardeşleri arasında paylaştı. Anneannesinin kardeşleri. Anneannesinin kardeşleri arasında. Yani dayıları ve anneanneleri, evet, Fulya'ya düşen payı vermiyorlar ve kendileri alıyorlar. Evet. Hocam hani gerçekten insan şey lafı vardır ya, akraba akrabanın ne, akrep yapmaz akrabanın akrabaya yaptığını, öyle bir söz vardı yanılmıyorsam. Ben insan, size bir başka türlü söyleyeyim onu. Bu bir ünlü, çok ünlü bir şahsiyetin lafıdır. Düşmanım yok deme, kardeşin var ise. Ay ne fena. Ay tüylerim şey. Diken diken oldu. Bu çok ünlü bir kitapta geçer. O açıdan bu tabiata uygun aslında. Tabiata uygun. Nasıl tabiata uygun? Biz, vaktiniz varsa biraz tabii ki, anlatayım tabii onu ki ben. İnsanlarda bir sosyal biyoloji teorisi vardır. Sosyal biyoloji teorisi pek bilinmez bu toplumda. Sosyal biyoloji teorisinde türün devamlılığı esastır. Türün devamlılığı esastır. Bu omurgalı olsun, omurgası olsun, kelebek olsun, sinek olsun, ne olursa olsun bu teori bunlara geçerlidir. Her canlı dünyaya ben neden geldiğim sorusunu sorsa cevap alacağı bir tek filozof yok. Bu cevabı kimse veremez. Bu ben dünyaya neden geldim? Bunun yerine şöyle bir cevap akla gelir. Ben dünyaya kendi elim doğmadan geldim ama sonsuza kadar yaşayayım. Ama dünya ve canlılar tarihi gösterdi ki sonsuza kadar yaşamanız mümkün değil. Belirli bir ömrünüz var. Belirli bir ömrünüz var. Belirli bir ömrünüz olduğu için onun yerine şöyle bir düşünce almaya başlar. Ben, ömrüm sınırlı. O halde bedenimden bir molekül sonsuza kadar yaşasın. Bedenimden bir molekül. Bu DNA'dır. DNA'sını sonsuza kadar yaşatma çabası içinde olur. Ve bu kendi DNA'sını sonsuza kadar yaşatma çabası içinde olurken, fark etmeden, canlılar fark etmeden bu kurala uyarlar. Böyle olurken bu kardeşimde de benim DNA'm var diye düşünmez. Evet.
kendi kanından, kendi DNA'sından olacak. O yüzden geyikler bile otlak alanlarını kesinlikle paylaşmazlar birbirleriyle. Hemen savaşa tutuşurlar. Boynuzlarıyla. Geyikler otlak alanlarını paylaşmazlar. Kovalar birbirlerini. Yani çok geniş bir teori. Bu da özetlemeye çalışıyorum. Evet. Beslenmek demek hayatta kalmak demek. Hayatta kalmak demek yaşamak demek. Yaşamak demek kendi genetiğini ileriye sıçratmak demek. Bunların diğer adı da kitaplaştırıldı. Bu genlerin savaşı diye basitle anlatıldı. Genlerin savaşından daha çok bu hadise, o isim yanlıştı bence. O kadar milletler arası ilişkilere varana kadar her şeyi açıklayacak bilgiyi orada bulabilirsiniz. Hocam peki kardeşten ya da işte anneden, babadan maddi anlamda suistimale uğramış bir hastanız diyelim ki rahatsızlanan kişi psikolojik olarak size geldi. Siz ona ne tavsiye veriyorsunuz? Çünkü bu anne, baba, kardeş, abladır. Kesip atamazsın da. Sulhü mü, barışı mı tavsiye ediyorsunuz yoksa hayatından çıkar mı diyorsunuz? Biz şöyle yaparız genellikle. Kişinin mental durumunu, zihinsel durumunu değerlendiririz. Nasıl bir zihinsel durumu var? Mental durumu nedir? Nasıl düşünüyor? Eğitimi nedir? Çok geniş bir değerlendirme yaparız. Bu geniş değerlendirme arkasından bunun hatalı bir karar olup olmadığı konusunda bir kanaate varırız. Ve bunu da çoğu zaman yumuşatılmış bir dille, kişiyi kırmadan, üzmeden açıklanabilir. Bir konfrontasyon yöntemidir. Bu direkt yöntemdir. Her zaman kullanılmaz ama indirekt biçimde de açıklanabilir. O zaman iş mahkemelere kadar düşer. Yani miras mahkemesine kadar düşer. Hakim orada neye karar? Çünkü belirli maddelere göre karar verecektir. Bu şu kadar, bu kadar, bu kadar, bu kadar alacak diye. Hakim karar verse ve paylar dağıtılsa bile insan o yediği şeyi hiçbir şekilde unutmaz tabii ki. O öfkeyi unutmuyor, hakkı yenilmiş gibi muamele yapıyor sonuna kadar. Bundan dolayı hep kızgın, hep hayata küskün oluyorlar. Sen ona gelene kadar ne akraba hikayeleri okuyoruz gazetelerin 3. sayfasında. Allah aklımız almıyor. Öyle haberler okuyoruz ki gerçekten ve de akraba diyorsun onlara. Olmaz olsun öyle akraba gerçekten. Sınırları aşırı zorlayanları görüyoruz. İğrençlikler yansın, yıkılsın istiyorsun. Yani işte dijital platformlarda yayınlanan dizilerin konuları onların yanında masum kalıyor hocam. Öyle hikayeler maalesef. Evet, yani dedim ya. Düşmanım yok deme, kardeşin var ise. Çok feci. Bile en ağırı. Evet, çok ağır. Bırakın akraba, yani yedi düvelilerisi, şeyleri bırakın. Bu bile dibinizde olup biten bir şey. Bu çok ciddi bir durum. Yani ceza vermek bile vicdanında, ruhunda onlara karşı az geliyor. O kadar tepkin giderek büyüyor. Senin hayatında gölgeliyor. Ne kadar uzağında gerçekleşirse gerçekleşsin. Hocam biraz magazine giriyoruz ama magazinin içinde size soracağımız şeyler de var. Çünkü neden? Hülya Avşar'la Sibel Can hafta sonu sahneye çıktılar farklı yerlerde. İkisi de yine kostümleriyle, güzellikleriyle, havalarıyla konuşuldular. Sosyal medya ister istemez her ikisini de, hatta biraz da tabii ki isteyerek, her ikisini de karşılaştırdı. Bu karşılaştırmadan kim galip çıktı? İzleyelim. Sahnede şıklık yarışı. Hülya Avşar'la Sibel Can arasındaki sahne yarışının galibi kim oldu? Yine servet değerindeki elbisesiyle hem kulaklara hem gözlere hitap etti. Sıfır dekolteyle sahneye çıktı Sibel Can. Sadece göğüs kısmında küçük pencereler açılmıştı. Simli yağ yeşil elbisesi özel dikimdi. Aynı anlarda Hülya Avşar da sahnedeydi. Üstelik son zamanlarda hiç görmediğimiz kadar cesurdu Avşar kızı. Derin bir sırt dekoltesi, göbek dekoltesi ve göğüs dekoltesiyle gözleri şaşı etti adeta Hülya Avşar. Elbisesi kadar makyajı da iddialıydı. Ruju ve yüz kontürü hemen dikkat çekti. Şimdi iki as solisti, iki ünlü ismi yan yana getirelim. Sizce kim daha şık? Ama onların da işi şöyle ki çok zor. Güzel paralar kazanıyorlar, şöhretin nimetlerinden faydalanıyorlar ama her sahneye çıkışlarında kim daha genç, kim daha güzel, kim Photoshop'u iyi yapmış, kim daha diri kalmış, kimin yaşı kimden küçük büyük. Bu insanı
bayağı hocam, psikolojisi zor. Hocam özellikle Photoshop'u biraz konuşalım istiyoruz. Yani bu sosyal medya ile birlikte inanılmaz bir hastalığa dönüştü. Bilmiyorum katılıyor musunuz? Herkes bir mükemmel gözükmek istiyor. Şimdi herkesin mükemmel benim de bir hastalığım var. Ben de saçlarım olsaydı diye düşünüyorum. Yok, böyle daha karizma. Evet hocam. Düşünüyorum. Şimdi bir hanımefendilerle ilgili söylemek istemiyorum. Hocam sizin kimi beğendiğinizle ilgili de tüyoyu aldık. Hanımefendilerle ilgili Hülya bir şey. Yani onların kişiliğine hiçbir şey söylemeden ortadan konuşacağım. Evet. Ben, izin verirseniz. Tabii ki hocam. Özellikle onlar bu zamana tırmanana kadar neler yaşadılar. Neler neler. Ne zorluklar. Ne zorluklar çekti. Tabii. Bugünün sefahatını tek başa değerlendirmemek lazım. Evet. Yani gençliklerinden bugüne kadar yaşadıkları acıları, yaşadıkları üzüntüleri de göz önüne almak lazım. Kesinlikle. Şimdi böylesine bir popülarite sağlanmışken artık herkes yerini sağlamlaştırmak istiyor. İstediği elbiseyi giyer, istediği mücevheratı takar, istediği şekilde giyinir, istediği şekilde şovunu yapar. O ona ait bir şey. Ben bunu daha önde olmak yarış olarak değerlendiriyorum. Daha önde olmak. Daha çok konuşulmak. Daha önde olmak. Konuşulmak, daha popüler olmak. Daha popüler olmak. Ne zor bir şey ama, değil mi? Zor, araştırmayı gerektiriyor bir takım şeyler. Yani ince ince araştırmayı gerekiyor. Dolayısıyla bunlarda bir seviyeye geldikten sonra, düzeye çıktıktan sonra o düzeyde kalmayı sağlamak daha zordur. Tabii, kesinlikle. Tabii, bir de alttan gümbür gümbür gençler, güzeller tabii geliyor. Gibi tabii. De şimdi değil. Hülya Avşar 58 yaşında, Sibel Can 51 yaşında ama biz hala onları konuşuyoruz bu masada. Daha zordur. Yani onlar da ülkenin ünlü sanatçıları yani. Tabii. Evet, tabii ki. Hepimiz beğenerek izliyoruz, beğenerek şeyler yapıyoruz. Yani katılıyoruz, seviyoruz. Ama o popülerite sağlandıktan sonra o düzeyi sürdürebilmek çok zor. Evet, ikisinin kıyafetlerini de getirdik zaten şu an ekranda. Seyircilerimize de soralım. Sibel Can mı, Hülya Avşar mı? Hangisini daha şık buldunuz? Ben Hülya Avşar demek istiyorum. Çünkü evet. Hülya Avşar ne giyeceğini, vücudun neyi iyi taşıdığını çok iyi bilen bir insan. Ve özellikle sırt dekoltesini hep gözlerine koyan bir çünkü insan. Çünkü sırtına güveniyor. Sırtı, yani bir Hülya Avşar sırtı diye bir şey var gerçekten. Bakar belki, mısın? Havalimanı gibi dümdüz böyle geliyor. Yani şey olarak böyle sırt dekoltesinin evet. Uzunluğu. Belki de şöyle düzenli yüzüyor. Eski yüzücülerden. Tabii, tenis o da oynuyor. Ona, evet, tenis oynuyor tenis yıllardan oynuyor. Buyuyor. O da ona daha bir fit görüntü yani veriyor. Yani kendine bakıyor. Bakıyor, kendine yatırım mı? Yapıyor. Hiç bırakmadı. Kesinlikle. Sibel Can'ın elbisesinin geçen hafta giydiği 54 bin lira değerindeki elbiseden inanın hiçbir farkı yok bence. Yine elbisenin önünde bir potluk var, görüyoruz. Aslında Sibel Can'ın da neyi meşhurdur? Mesela gerdanı ve göğüs dekoltesi meşhurdur. Fazla değişik kullanmıyor şey. Bu aralar o dekolteleri. Değişik bir şey denemek istemiş ama tabii zevkler ve renkler bize tartışmak düşüyor. Ve sosyal medyaya. Ama bu seçimde bilmiyoruz siz ne düşünüyorsunuz. Ben de oyumu Hülya Avşar'dan yana kullanıyorum. Hocama sormayalım. Hocam o hoca, işlere hoca girmek istiyor. Hoca da Hülya Avşar'a hayranı. Hülya Avşar'a hayran. O biliyoruz. Kişiliğine, sanatına, sahnesine hayranlık duyuyor. İnci'den aldık tüyoyu. İnciciğim verdi bize tüyoyu. Bunu ben söylemedim ama İnci söyledi. İnci söyledi. Söyledi. Siz söylemediniz. İnci de evet. Evet, genç oyuncu Hande Erçel IMDb'nin efendim anketinde en çekici ikinci kadın seçilmişti. Bu listede yıllar önce yer alan Hülya Avşar'a Hande Erçel sorulmuş, işte yanıtı. Hülya Avşar kimin için devir onun devri dedi. Sıramı savdım, şimdi sıra onlarda. Hangi genç oyuncunun veliaht olabileceğini söyledi. Veliaht olarak gördüğünüz biri var mı? İstanbul trafiğinde camlarını sıkı sıkıya kapatsa da içeride son ses dinlediği müzik dışarı taşan Hülya Avşar'la karşılaşıyoruz. Son ses müzikle açılmış efendim, nasılsınız? Aracımız kaldı şurada da, bir yardım etme şansınız var mıydı? Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz sağ olun. Müzik oradan oraya geliyor mu dışarıya ses? Gerçekten geliyorum dışarıya. Eyvah, ne yapıyorsun? Kendi şarkılarınızı mı dinliyordunuz? Yok.
başka şarkı çalışıyordum. Yeni şarkı çalışıyorum diyor Avşar kızı. Demek ki bir albüm planı var ama daha bunu soramadan yeşil ışık yanıyor. Hülya Avşar gaza basıyor. Sonra da başlıyor komik bir kovalamaca. Biz de oraya kadar eşlik edelim. Güzellik denilince aklı gelen ilk isimlerden biri Hülya Avşar. Kendisinin bu konudaki iddiasını bilmeyen yok zaten. Her zaman gibi bir söz vardır. Şampiyon belli, ikinci kim? Geçtiğimiz günlerde dünyanın en prestijli film sitelerinden IMDb, Hande Erçel'i yılın en seksi ikinci kadını seçmişti. Kendisi de tescilli bir güzel olan Hülya Avşar'a soralım hemen bu durumu. Hande Erçel biliyorsunuz ki dünya üzerinde IMDb'de ikinci seçimde aslında sizin seçimleriniz gerekiyordu. Bunları sormak isterim size. Niye? Ben seçildim, sıramı savdım. Şimdi sıra onlarda. Belli ki Hande Erçel'i beğeniyor Avşar kızı. Acaba genç meslektaşını veliaht olarak da görür mü? Veliaht olarak gördüğünüz biri var mı? Düşünmedim. Düşünürsem belki çıkar, bilmiyorum şu anda. Henüz düşünme zamanı geldiğini düşünüyorum. Ay işin gırgırındayım. Başka soru var mı? Abi, Işık yanmadan. Hülya Avşar, ben de daha iş bitmedi. Veliahtı iş bitince seçerim dedi. O zaman biz de size soralım. Hande Erçel, Hülya Avşar'ın veliahtı olabilir mi? Ya da Hülya Avşar'ın veliahtı kim olmalı? Tabii Hülya Avşar 58 yaşında. 1983 Türkiye Güzeli tacı 2 günde alınmış olsa bile Türkiye Güzeli olmaktan daha büyük bir şöhrete adım attı. Hande Erçel de henüz yolun başında, gencecik, tazecik ve 28 yaşında ama biraz evvel masada da konuştuk. 58 yaşında olmasına rağmen 28 yaşında genç bir kızla karşılaştırılıyor olması bile Hülya Avşar'ın ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. Lehine bir puan. Evet, lehine bir puan. Yalnız bir şey söyleyeceğiz. Hülya Avşar hala çok güzelin altını çizerek söyleyeceğim. Ama Hülya Avşar şu fotoğraf karesi gelsin ekrana arkadaşlar. Evet. Hülya şu yaşında, şu fotoğraf karesinde, şu haliyle olsaydı, bak sana söyleyeyim mi? Hiçbir tanesi kolay. Ne Hande Erçel öne çıkardı, ne Fahriye Evcen'i konuşurduk, kesinlikle, ne Bensu Soral'ı konuşurduk. Çünkü doğal orada hiç esnek konuşmazdık. Yok. Ve de sana bir şey söyleyeyim mi? Sosyal medyada falan böyle yakıp kavururdu oralara. Kesinlikle. Hülya Avşar güzelliği diye bir şey var. Hülya Avşar'ın bir de bilimsel olarak da kanıtlanmış güzelliği. Altın oran. Göz, kaş arası mesafe işte, burun, çene arası mesafe. Bir de o dönem estetik çok az. Var ama çok az ve Hülya Avşar'da yok. Hiç yok. Sosyal medya yok. Öyle photoshoplar falan daha sonra çıkma ve Hülya Avşar'ın stüdyo Erol Atar falan çektiğinde evet, hiç bu kadar böyle ağır şoplar, kaş göz, burun değiştirmeler falan yoktu. Oldukça doğal. Zaten Hülya Avşar bu karşılaştırmayı da yaparken eski fotoğraflarına da güveniyor. Sandıkların açılıp o pürüzsüz halinin geleceğini çok iyi biliyor. Çok güzel. Gerçekten yüzünde hiçbir şey yok. Hande'de ufak tefek dokunuşlar var ama çok büyük dokunuşlar değil. Ama Hülya Avşar güzelliği hala insanlar doktora, estetisyenlere Hülya Avşar fotoğrafıyla gidiyor. Hülya Avşar burnu istiyorlar, Hülya Avşar çenesi istiyorlar, dudağı, Hülya Avşar yanakları ve dudakları istiyorlar. Bu da bir kadın üzerinde az çok biraz baskı oluşturuyor değil mi hocam? Hep güzel olmalıyım. Ve iyi görünmeliyim. Ve genç durmalıyım. Tabii çok hoş bir duygu. İnsanın kendi öz saygısını besleyen bir duygu bu. Hı hı. Yani insanlar ne kadar çok benimle ilgileniyorlarsa meselesi insanı sosyal bakımdan çok fazla doyuran bir duygudur. Ha, hocam şimdi bir şey sormuş seyircimiz de. Hocam, orta yaş üzeri kadınların genç olma, genç kız gibi davranmalarına yorumunuz nedir? Çünkü bazıları ergen gibi konuşuyor. 50 yaş üstü, ha evet şöyle konuşuyorlar hala. Evet öyle gittim oraya, o da beni gördü. Bebeksi konuşuyor. Şimdi şöyle bir kural vardır psikodinamik anlamda. İnsanlar yaş alırlar, belli bir yaşa gelirler. O yaşta mutsuzdurlar. Birazcık daha küçük yaşlara inerse mutluluk seviyesini yakalarlar. Dön geriye. Evet. O yüzden böyle konuşuyor, öyle ona, mutlu oldu. Evet, ona regresyon ismini veriyoruz. Yani davranış bakımından bakıldığında. Bilimsel anlamda öyle isimlendirilir. Yani mutsuz olduğu bir yaştan daha mutlu olduğu bir yaşa iner.
regrese olur. Yani bebeksileşir. Karşısındakinin hayatım ne kadar antipatik oluyorsun, ne alakası var falan demesini aldırmadan. Yeter ki mutluluk yaşlarına aldırmadan insin. Bilseydi yapmazdı, belki de bilmeden yapıyordu. Evet. Şimdi seyirci olarak hep biz mi takılıyoruz diyorduk. İbrahim Tatlıses'le takıldı bu duruma. Diziyi izlerken, Aziz dizisini izlerken başrol oyuncusu Simay Barlas'ı öve öve bitiremedi. Ama neden öve öve bitiremedi? O kadar doğal ve estetiksiz ki dedi. Hop, yeni bir tartışma daha başladı. Estetikli oyuncu, estetiksiz oyuncu. İzleyelim. İbrahim Tatlıses, Aziz dizisinde Efnan'ı oynayan Simay Barlas'ı öve öve bitiremedi. Tatlıses, bütün diğer dizilerde oynayan kadın oyunculardan ricamdır. Aziz'de oynayan Efnan kızımı örnek alsınlar. Oralarıyla buralarıyla oynamasınlar. Bakın yüzüne neredeyse makyaj bile yok. Tertemiz, duru bir yüze sahip. İnşallah Efnan kızım başkalarının lafına uymaz, estetik yaptırmaz, böyle sade ve temiz kalır dedi. Simay Barlas, 2013 yılında Paramparça dizisiyle kariyerine başlamıştı. Dizide Öykü karakterini canlandırıyordu. 23 yaşındaki oyuncu Simay Barlas'ın sosyal medyada yer alan eski fotoğrafları da çok değil birkaç sene içinde yaşadığı değişimi gözler önüne serdi. Hocam bu haberden sonra hani estetik bağımlılığı ile ilgili belki bir şey söylemek istersiniz. Şimdi estetik bağımlılığı meselesi son günlerde belli bir seviyedeki insanlar için önemli. Biz bunları çoğu zaman görüyoruz. Yani ofisimizde görüyoruz, görüşüyoruz, ediyoruz. Özellikle kendi bedeninde fazla gördüğü ya da eksik gördüğü olayları düzeltmek üzere kafasından çıkaramadığı bir estetik takıntısına dönüyor iş. Bu estetik takıntısı uzaktan bakıldığı zaman genelde bizim tarafımızdan ortadan bakıldığında estetik şekilde kişinin güzelliğini bozmamasına rağmen kişi bedenini kötü olarak algılıyor. Yani şöyle söyleyelim, kişinin kendisini kilolu olarak algılaması, ne kadar zayıf olursa olsun hala kilolu olarak algılaması ve ona göre yeme davranışı geliştirmesi ile evet, eşit bir tablo gibi. Yani beden disformik bozukluk mu diyorlar beden hocam? Beden dismorfik bozukluğu diyoruz. bu yani yeme bozukluklarıyla eşitlenebilir bir mantıkta aslında. Hep kendinde bir kusur görüyor. Olmasa hep, bile varmış gibi hissediyor. Hep varmış gibi hissediyor ve ısrarla gidiyor. Evet. Kafasındaki idealinde çizdiği burnu ya da kulağı ya da çeneyi yaptıramayınca da dava ediyor doktor. Evet doğru. Bir de onlar başlıyor kesinlikle. Yüzden özür dilerim. O yüzden bir estetik cerrahi müdahale yapacaklar için önce bir psikiyatrik konsültasyondan geçmeleri daha iyi olur. Kesinlikle. Hocam peki İbrahim Tatlıses konuşmuşken bunu da size soralım. Yine genel olarak soralım. Seyirciler de yazmış. Genç sevgili bağımlılığı. Yani illa yaşı benden 40 yaş küçük olacak. İbrahim Tatlıses'in ayrıldığı sevgilisi kendisinden 42 yaş küçüktü hocam. Yani İbrahim Tatlıses bazında sormuyoruz. Genel olarak soruyoruz size. Vallahi bunu cevaplamak zor yani. Bunu cevaplamak zor. Yani ekonomik açıdan yeterliyse, bedensel açıdan yeterliyse kendisinden daha genç bir hanımla da birlikte olabilir. Daha kendisinden daha genç bir erkekle de birlikte olabilir. Yani herhangi bir. Benim açımdan değerlendirildiği zaman. Yani sosyal norm olarak bakıldığı zaman, birlikte olma yaşı diye bakıldığı zaman genellikle ben şöyle hesap yaparım. Yaşların eşitliği kötüdür. Biyolojik açıdan kötüdür. Aynı yaşta olmak kötüdür. En az 10 yaş farkı olmalı kadın ve erkek arasında. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu 10 yaş fark çok ciddi biçimde mutlu olmalarına yol açar insanlar. En az 10 yaş diyorum. Aynı yaşta neden? Onun biyolojik sebepleri var. Anladım. Kadın daha çok çabuk yıpranabiliyor, yaşlanabiliyor. Kadın daha çok yıpranabiliyor, yaşlanabiliyor ama kadınsal bazı özellikler belli bir yaşta kaybolmaya başlıyor. Evet.
biyolojik. Erkeğin en dorukta olduğu zamanda denk düşmesi açısından. Denk düşmesi açısından ciddi bir sorun oluyor ve ben affetsinler, bu benim teorim. Yani 10-11 yaş gibi bir yaş sınırının bulunmasının şart olduğunu düşünüyorum. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Sizle olmak güzeldi. Sizle yıllarca olmak güzeldi. Bilirsiniz öteden beri çok severim çok sizi. Uzun yıllardır. Aynen. Her zaman karşılıklı takip ederiz. Sizi bir magazin turuyla uğurlayalım ve Müge'nin anonsuyla uğurlamak Ay, istiyorum. Bana mı geldi? Kim, nerede, ne yapıyor ve ne anlatıyor efendim? İzleyelim. Serenay Sarıkaya'nın pozları sosyal medyada gündem yarattı. Megastar Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıracak proje. Hazal Kaya ve Neslihan Atagül'ün kariyerlerinin başlarında oynadıkları reklam filmi yıllar sonra ortaya çıktı. Metin Akpınar, Cem Yılmaz'ın kendisiyle ilgili tweetine nasıl yanıt verdi? Ama aktör kumaşı zayıf. Hep bunu konuşuyorum, lan ne biçim meslek ya falan diye. Ünlüler dünyasında neler yaşanıyor, kim kiminle görüntüleniyor, sosyal medyada hangi ünlüler gündem oluyor? Magazin gündemindeki en sıcak gelişmeler magazin turumuzda. İlk durağımız Arnavutköy. Güzel oyuncu İlayda Alişan'ı bir arkadaşıyla birlikte görüntülüyoruz. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Serkay Tütüncü ile ilişkiniz sona ermişti. Arkadaş olarak görüşmeye devam ediyor musunuz acaba? Ben çok mutluyum. Bunlar prenses ablamı geldi. Teşekkür ederim. Bunu dediniz tam yerinde şu an. O cümleyi bitirsin. Ne bekliyor aracı? Gitmem lazım. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arnavutköy'den Cihangir'e geçiyoruz. Bu kez kameramızın karşısındaki isim Dilara Aksüyek. Ünlü oyuncu kendisine bir seyyar satıcıdan balon alıyor. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ya teşekkür ederim, siz nasılsınız? Aksüyek gazetecilere tepki gösteriyor. Bir balon alanınız da mı yok acaba? Yanımda bir beyefendi var ama. Yanım, arkadaşlar ne haber? Sen neden bana merhaba bile demeden beni çekiyorsun? Abi. Afranur Saraçoğlu ve Nurgül Yeşilçay'ın oynadığı Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu. Afra Saraçoğlu ile aşk yaşayan Mert Yazıcıoğlu ve Mert Fırat oyunu izleyen isimler arasındaydı. Vallahi heyecanlıyız. Yani ikimiz de heyecanlıyız. İkimiz de aynı şey için heyecanlıyız. Arkadaşlarımız bugün sahneye çıkıyor. Böyle genç arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ekrana emek verdikleri gibi, kamera önüne emek verdikleri gibi sahneye de emek vermesini çok önemsiyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Herkes çok emek verdi gerçekten. Hepsi de gözlerimizin önünde döndü. Yani ben bu emeklerinin karşılıklarını alacağını düşünüyorum. Seyirciden de pozitif bir dönüş olacağını düşünüyorum. Cansel Elçin ve eşi Zeynep Tuğçe Bayat da Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu'nu yalnız bırakmayan isimler arasındaydı. Nurgül'ü ben çok tiyatro sahnesinde görmek istiyordum uzun zamandır. Çünkü çok karizmatik bir kadın. Onun böyle prezansının tiyatroda olduğunu düşünüyorum. Bu akşam izleyeceğim. Çok güzel bir oyun bekliyor bizi. Mutluyuz yani. Bakacağız, izleyeceğiz. Bize uzun süreden sonra tiyatroyla buluşmanın heyecanı içerisiniz bir izleyici olarak en başında. Eşinizin yeni imajını nasıl buluyorsunuz Zeynep Hanım? Sakal, yani ben onu her şekilde seviyorum. İşimiz bu. Ben de bir gün hani hemen işte saçımı işte sıfıra vurduruyorum diyebilirim yani hani işim gereği. Birbirimizi sevdiğimiz sürece onlar küçük ayrıntılar işimizin gereği kabul ediyoruz yani ama kendisi hani belki hani değiştirmek istiyordur. Cansel Bey sakalları nedeniyle ona Poseidon'un diye hitap ettiğinizi söylemişti. Çok seviyorum zaten onu. Yani ne kadar söyleyebilirim bunu daha fazla bilmiyorum. Magazini takip ediyorsunuz. Tebrik ederim. Şey mi demem gerekiyordu? Poseidon'um benim. Benim tabii ki. Benim yakışıklı Poseidon'um demem. Poseidon'um. Onu bekliyorlar. Evet öyle bir şey yazmışlar. Eğlencesi. Yani biz birbirimizle çok yani mizahımız çok uyuşuyor. Hani böyle eğleniyoruz birbirimizle aslında. Afsanur Sancak Tutan da oyun öncesinde heyecanlı isimlerdendi. Ben çok heyecanlıyım çünkü Afra ile Nurgül'ün bir röportajını okudum yakın zamanda. O yüzden heyecanla bekliyorum ve şu an çok heyecanlılar tahmin edebiliyorum. O yüzden sabırsızım. Sizin de tiyatro sahnesi hedefiniz var mı Afsanur Hanım? Yani öyle bir teklifle gelirseler eğer çok isterim. Daha önce yaptım çünkü tiyatro. Dizinin final yapmasının ardından tatiliniz nasıl geçiyor acaba? Çello'ya başladım, çello çalıyorum. O yüzden çok heyecanlı ve yine benim için böyle merak ettiğim ama zaman bulamadığım her şeyi yapıyorum. Müzik sektörüne doğru bir adım attınız diyebilir miyiz o zaman? Yok, sadece bir ara bir iş için çello çalmaya başlamıştım ve çok hoşuma gitti enstrüman. Ve elime de çok yakıştığını duydum işte eğitmenimden. O yüzden ya çello neden olmasın dedim ki çok mucizevi ve olağanüstü bir alet.
O yüzden gönül verdim, bakalım. Serenay Sarıkaya bir dergi için objektif karşısına geçti. Güzel oyuncunun paylaştığı pozlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı backstage gönderisi kısa sürede yaklaşık 200 bin beğeni aldı. Megastar Tarkan'ın hayatı belgesel oluyor. Tarkan 1,5 yılın ardından yurda geri dönmüş ve bir reklam projesiyle karşımıza çıkmıştı. Megastar şimdi de hayatının belgesel olması için gelen teklifi kabul etti. Megastar yapım için kendi özel arşivini açtı. Kasasında olan eski VHS'de video görüntülerini çıkaran Tarkan, konserleri ve özel yaşamının olduğu kayıtları dijitale çevirmesi için güvenilir bir merkez arıyor. Tüm ekibini seferber eden Megastar arşivi için özel bir önlem daha aldı. Belgesel için vereceği kayıtlarda istemediği görüntülerin kimsenin eline geçmesini istemeyen sanatçı montaj için özel olarak 4 kişilik ekip kurarak görevlendirdi. Ben her zaman dürümle barışık bir insandım. Neslihan Atagül ve Hazal Kaya'nın birlikte oynadıkları reklam filmi yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Ölçüm coşa yetmiş biliyor musun? Çıkmış öyle mi? Sert sel gibi, içi yumuşak sel gibi. Yaklaşık 15 yıl önce çekilen reklam filminde iki ünlü oyuncu da henüz kariyerlerinin başındayken görülüyor. Metin Akpınar, Candaş Tolga Işık'ın programında Cem Yılmaz'la ilgili çok konuşulacak bir açıklama yapmıştı. Çok beğendim, çok zeki bir çocuk. Mükemmel işler yapıyor. Çok takdir ediyordum. Ama aktör kumaşı zayıf. Olmak zorunda değil yani, onu söyleyeyim, stand-up'ta aktörlük gerekmiyor. Bu sözlerin ardından Cem Yılmaz'la cevabı sosyal medya aracılığıyla kıymetli büyüğümüz Metin Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim performans Deve Kuşu Kabare'nin İnsanlığın Lüzumu Yok oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim. Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olurum ifadelerini kullanmıştı. Cem Yılmaz'ın sosyal medyadaki açıklamasının ardından Metin Akpınar konuya şu sözleriyle açıklık getirdi. Anlatmak istediğim sadece kompozisyonlara biraz daha özen göstermesi. Kara komedi tiplemesi mesela mükemmeldi. Daha çok reklamdaki tiplemelerini özensiz bulduğumu söylemek istedim. Öğretmenliğin dozunu kaçırdıysam Cem'den ve sevenlerinden çok özür diliyorum diye açıklık getirdi. Hollywood'un ünlü aktörlerinden Drak lakaplı Amerikalı yıldız Dwayne Johnson hikayesinden çok etkilendiği hayranı Oscar Rodriguez adlı hayranına kendi aracını hediye etti. Thank you for your service brother. Enjoy your new Sosyal medyada yayınladığı videoya bugün güzel bir gündü mesajını yazan Johnson, mutlu Noeller Oscar Rodriguez, yeni aracının keyfini çıkar mesajını paylaştı. And now I can figure out how I'm getting home. Because I don't have my ride. Talihsiz bir kaza yaşayan Fikret Kuşkan hayranlarını korkuttu. Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan özel bir hastaneye kaldırıldı. Bir gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu ardından taburcu edildi. Serkan Kaya'nın babası Şakir Kaya hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Kaya, "Sevgimiz de acımız da sonsuz. Canım babam, seni çok sevdim, hep seveceğim. İdolüm, ağam, paşam. Rabbim cennetiyle mükafatlandırsın" sözleriyle babasına veda etti. Ünlü şarkıcının babası memleketi Sivas'ta toprağa verildi. Murat Dalkılıç'ın babası 64 yaşındaki Mehmet Sedat Dalkılıç Kuşadası'nda kalp krizi geçirdi. Babasının kalp krizi geçirdiği haberini alan ünlü sanatçı Murat Dalkılıç, sevgilisi Stare Akbaş ve kardeşi Elif Dalkılıç'la birlikte Aydın'a geldi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Sedat Dalkılıç'ın sağlık durumunun kritik olduğu, yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. 90'lı ve 2000'li yılların aranılan manken ve oyuncusu Kaya Olgar 57 yaşında hayatını kaybetti. Kaya Olgar, Çılgın Bediş, 7 Numara, Arka Sokaklar gibi projelerde rol almıştı. Evet, Azerbaycanlı model Günay Museo efendim 2011'de oyuncu Tolga Karel'le evlenmiş. Bu evlilikten Cihangir isminde bir oğlu dünyaya gelmişti. Çiftin mutluluğu ise çok uzun sürmemiş. 2015 yılında yollarını ayırmışlardı. Günay önceki gün Nişantaşı'ndaydı ve muhabir arkadaşlarımız Günay'a şunu sordu. Eski eşiniz Tolga Karel ile görüşüyor musunuz? Nafaka ödüyor mu diye sordu. Günay'ın cevabı da şu oldu. Aradan 10 yıl geçmiş. Kendisiyle görüşmüyorum. Ne nafakası, onu geçtim. Çocuğunu bile aramıyor. Bizim onun vereceği paraya ihtiyacımız yok zaten. Herkes kendi yoluna diyor. Evet, haberin kahramanı Günay Musa'ya var şu an stüdyomuzda. Günay hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Hoş geldin. Günay, merhaba. Bu nasıl bir cevap? Biz parayı geçtik noktasına gelmişsin. Ya aslında artık öyle olmadı tam olarak. Nişantaşı'nda zaten oturuyorum, hı-hı, ben. Bizim muhabir arkadaş da kuaförden çıkarken zaten böyle merdivende bir elimde çay. Hep böyle gittiğimde daimi gittiğim bir kuaför.
Ve orada zaten sokak meşhur bir sokak. Herkes gidiyor ve ben de çay elimde öyle bir resim çekti. Öyle bir reportaj gibi bir şey olmadı. Ne yapıyorsun? Spora gidiyorum, kuaförden çıktım. Hatta evet, kuaförden çıkıp spora gitmek böyle bir konuşma oldu. Hı hı. Konu nereden bu mevzuya geldi bilmiyorum yani. İnsanın ben aklına... tam olarak öyle bir şey söylemedim. Çünkü artık çok eskide kaldı ve bu konuşmaları yapmıyorum ben gerçekten. Hani kendi arkadaş ortamımda da eski eşimle bağlı öyle şeyler hani. Peki evet, durum bu değil mi peki? Durum bu değil mi peki? Yani evet öyle ama hani bunu söylemiyorum yani. Biz çünkü hani geçtim artık yani. Çok eskide kaldı. Biz artık bunları konuşmuyoruz yani. Peki, böyle Cihangir'de, bir maddi Cihangir'de... bir beklenti içinde de değilim kendisinden. Böyle hep bir yanlış anlaşılma oluyor. Cihangir de böyle senin gibi mi düşünüyor? Kaç yaşında şu an Cihangir? Cihangir şu an 9 yaşında. 9 yaşında. 9 yaşında. Aslında Cihangir hiç konuşmayı konuşmadık biz onunla. Hiçbir zaman babayı sormadı. Bir ara soruyordu. Eskiden soruyordu. Annem deydi. Aslında bir şey söylemek istiyorum da biraz böyle yanlış anlaşılmalara ne? Gitmesin lütfen. Annemin yanındaydı, ben Paris'teydim, Moskova'ya gittim. Birkaç hafta böyle annemin yanında kaldı. Annemin anlattığı, yani orada bir olay olmuş babayla ilgili. Ben hatta konuşmak istedim Tolga'ya, mesaj da attım. Konuşmak istedim. Bu meseleyle bağlı. Yani orada sorulmuş çocuklar arasında bir annem böyle üzülerek yani ağlayarak anlattı. Çocuklar sormuş baban nerede böyle bir şey diye. O da bulutların üzerinde gülümsüyor demiş. Öyle bir şey söylemiş. Tabii annem buna çok üzüldü, aradı beni. Ben de yıllar sonra, neredeyse 10 yıl geçti. O yüzden konuşmak istedim kendisiyle. Sadece söylemek istediğim şu, yani bunu söylemek istedim. Yani ona hiçbir kırgınlığım yok. Gerçekten. O zamanlar tabii ki sinirli, kırgın 20'li yaşlarda olmuştu. Ama artık öyle düşünmüyorum. Yani hiçbir kırgınlığım, hiçbir kızgınlığım yok. Yani... sadece Cihangir'in böyle düşünmesini istemiyorum. Annem özellikle rica etti konuştur diye. O yüzden konuşturmak istedim. Sen Cihangir'e var mı peki? Söyleme, yani aslında hayatta olduğunu, yaşadığını bilmesini istedim. Burada da olmasa, başka bir ülkede de. Yani tek isteğim sadece ayda bir bile olsa hani araması. Hani iyi misin oğlum? Bunu söylemesi sadece yeter yani. Peki aradığında ne cevap geldi? Gelmedi. Gelmedi. Ama yani bundan bir, şu an daha küçük yaşlarda, ergenlik yaşlarında hani karşısına çıkıp da hani ben senin babanım deyip, bu bir çocuk için bir travma olur. O yüzden küçük yaşlarda tanıması, bilmesi, en azından hani varlığının olması, bir yerlerde yaşaması, yaşadığını bilmesi, ayda bir bile hani video call şeklinde hani artık her yerde konuşulabiliyor. Bunu yapması yani yeterli benim için de, Cihangir için de. Çünkü Cihangir'in mutluluğu benim önceliğim. Onun için yapmayacağım bir şey yoktur. Hani en azından bilmesini, yani ki yaşıyor babası bir yerlerde, hani konuşması, hiçbir beklenti içinde değiliz yani. Onun annesi var daha gibi ve sadece bir ayda bir ararsa, hani oğlum nasılsın derse, bu bizim için yeterlidir yani. İnşallah bu isteği sadece, başka bir hiçbir beklenti isteği içinde değilim. Sence Cihangir bunu beklentisi içinde mi? Cihangir bir haberi yok yani, dediğim gibi hiç benimle hiç beni konuşmadı gerçekten. Cihangir babasının öldüğünü mü düşünüyor? Öyle mi biliyor? Öyle biliyor. Göre öldüğünü evet. Biliyor. Evet, öyle biliyor. Yani annem hani şahidi oldu. Peki sen konuştun anlattı. Mu karşına alıp Cihangir'e? Yok işte, konuşamadım. Yani o profesyonelliği kendimde bulamadım ve konuşamadım. Önce bir Tolga'yla konuşmak istedim.
Kabul ederse konuşmayı. Tabii ki bu da hiç kimseyi de zorlamıyorum. Yani zorla hani konuşsun, arasın. Hani bunu da böyle bir şey yok. Tabii ki içinden gelmeli. İçinden gelirse, konuşursa, ayda bir kere bile ararsa, nasılsın derse bu yeterli bizim için. Günay, sen geçen hafta bize mesaj attın ve Tolga'nın yeni numarasını sizden alabilir miyim dedin. Evet. Biz sana Tolga'nın cebini verdik. Sen ona mesaj attın ya da aradın, ulaşamadın. Ulaşamıyorum. Tolga, ortak bir arkadaşımız Tolga yok. Bayağı belki, bir 10 yıl oldu. Günay, Tolga belki şu an bizim yayınımızı izliyor. Zaman evet. Zaman erken ya da oradaki saate göre bakabiliyor bizim yayına ya da sonrasında bakabiliyor. Kendi kamerana Tolga'ya konuşur gibi telefonda ne söyleyeceksen söyler misin? Söyledim yani az önce. Hey, Tolga ile konuşuyormuş gibi. yani dediğim gibi hiçbir beklenti içinde hani değilim. Sadece ayda bir ararsa hani video call şeklinde Cihangir'e beni bile aramasına gerek yok. Yani Cihangir'in yardımcısı var. Onun numarasını size bırakabilirim. Onu arayabilir. Yani benle konuşmak istemese de. Bir kere bile hani arasa Ayda, oğlum nasılsın, iyi misin? Hani en azından Cihangir onun varlığını bilse bu kadar yeterli yani. Tabii ki bu da zorlamıyorum. İçinden gelirse ne mutlu. Günay, güzel şeylere elbette vesile olalım ama ortak bir evladınız var ve Tolga'nın iletişim numarasının sende olmaması bile çok garip, biliyor musun? Evet. Değil mi? Hele bu çağda. Senin Tolga'ya evladınız için ulaşmak için telefon numarasını arayıp bulmaya çalışman da çok tuhaf. Geçen ay yayınımıza bağlandı. İzleyebildin mi bilmiyoruz. Tekrardan yayın ekrana getirelim. Dördüncü kez baba oluyorum dedi. Çok mutluydu. Sen o görüntüyü izledin de ne hissettin sana soralım ama önce bir görüntü gelsin. Ben güzel bir haber vereyim o zaman. Ha canım. Çünkü muhtemelen. Güçlenci benim dördüncü geliyor. Aa! Maşallah. Çok iyi. Çok güzel. Harika. Bebek yolda. Kız mı erkek mi? Evet, bu da ilk defa Türk televizyonlarında hazır Güver ablacığım da orada. Harika. Ne söyleyeyim dedim. Tolga kız mı erkek mi? Kız mı erkek mi? Şu an cinsiyet belli değil ama 2,5 aylık. Hayırlısı. Maşallah. Sağlıkla kucağınıza alın. Ne güzel bir haber verdiniz bize Tolga. Çok harika. Teşekkür ederim. Evladım çok güzel bir haber verdin de böyle tek tek çok zor. Üçünü bir arada çıkarın. Bir 300 yap Tolga'cığım. Hanımla dedi ki Güven abla çok güzel çocuklar yapıyoruz. Çok böyle birbirinden güzel. Dedi ki niye duralım, devam edelim. Devam et yavrum. Devam edin. Evet. Sen bilirsin doğru neyse odur. Tolga Amerika'dan yaşadığı Amerika'dan bağlandığında dördüncü çocuğu beklediğini söylüyor. Senin de dikkatini çekmiş zaten yayını izlemişsin. Evet evet. Allah yani sağlıkla dünyaya getirsin. Bak Cihangir'i yok saymıyor. Dördüncü sayı kez olarak dört diyor. Ne kadar güzel. Çok güzel. Bunu unutmaması. Güzel. Sayı olarak. Sağlıkla saatle dünyaya gelsin inşallah. Peki soralım sana, Tolga Karel'in anne babası Amerika'da mı Türkiye'deler mi? Buradalar. Onlar torunlarını görmek konusunda. Galiba. Evet. Onlar torunlarını görmek konusunda tavırları nedir? Görmelerini istiyorum yani hani görmediler daha ama çok isterim görsünler, gelsinler. Ben hani adresim var sizde, telefon numaram var. Evet, yani istedikleri zaman gelip görebilirler. İstediği zaman baş tacı olabilirler evimde. Cihangir'i görmelerini, sevgi göstermelerini çok isterim yani. Yani Cihangir sadece anneanne ve dedesinin yani çok güzel onların sevgisini görüyor. Babaannesinin dedesini de burada yaşıyor. Onlar da her zaman kapım açık. Buyursunlar, gelsinler, arasınlar. Her zaman yani. Peki. Ben buna sadece mutlu olurum. Cihangir 9 yaşında. O yaştaki çocuklar sosyal medyayı da kullanabiliyorlar. En azından ne bileyim senin telefonundan da bakabiliyor. Evet, telefonu var Cihangir'in. Yani telefondan bakıyordur. Hiç babasının sayfasına giriyor mu? Hayır, bilmiyor. Hiçbir şey, babasına dair hiçbir şey bilmiyor mu?
Yok, hiçbir şey bilmiyor. Hiçbir zaman yani. Yani adını, konuşma, sanını hiçbir şey mi bilmiyor? Yok, bilmiyor. O da ilginç. Yani önce bir konuşması lazım. Evet. Bir yaşadığını bilmesi lazım. Ben varım. Varlığını, evet, Güneş, görmesi sen lazım. Sen merak edip. Onun üzerine hani şu an için. Sen merak edip profesyonel bir yardım alarak Cihangir'e bu durumu açıklamayı hiç düşünmedin mi? Çok küçükken aslında söyledim ismini, pedagog vasıtasıyla onları yaptık. Ama sonra hiç böyle bir konu geçmedi. Kapattı. Cihangir de sormadı. Çok yeni zaten ben hani aramaya çalıştım, iletişim kurmaya çalıştım. Yeni oldu bu olay yani. İlk defa o babayla ilgili konuşması öyle oldu. Evet, yani. Oysa ki dünyanın öteki ucunda kan bağı olan kardeşleri de var. Evet, çok maşallah bu arada. Arada birkaç kere bakmışlığım var fake sayfadan. Hmm. Çok tatlı. Evet. Çocuklar böyle, kızı, oğlu inanılmaz böyle. Diyorum Cihangir'in kardeşleri ne kadar tatlı böyle, maviş mavi çok güzeller. Fake hesaptan mı baktım diyorsun? Evet. Ben, arada bakıyor musun? Fake hesaptan, evet, arada bakmışlığım var yani ki çocukları, hani çocuklar çok güzel, hatta arkadaşlarım var yanımda, zannediyorum ki ya baksana ne kadar güzel yani çocuklar. Ne kadar çok güzel, çok tatlılar yani. Ya gerçekten Cihangir'in dünyanın öteki tarafında babası var. Üç ve tane kardeşleri var. Hiçbir şeyden haberi yok Cihangir. Belki o da bakmıştır. Belki sana söylemiyor. Yok yani bakmadı. Ben bilmiyorum. Cihangir çok zeki bir çocuk. Çok algıları çok zek, çok çok akıllı bir çocuk. Her şeyin de farkında. Ama yani baktığını düşünmüyorum. Yani sayfasına hani bakmadı. Hani. Tolga Karel için henüz genç, geç değil. Çünkü o evlat 20'li yaşlarına, 30'lu yaşlarına geldiğinde işte o zaman o geç. O zaman geç olur. Evet. Hatta yavaş yavaş artık çocuklar erken olgunlaşıyor, bilinçleri erken geliyor. 10 yaş bile onun ne olduğunu bildiğini düşündüğü bir yaş. Evet. Hadi biraz hani, magazin yapalım. Magazine gidelim. Havayı değiştirelim. Havayı, evet. Bugün biraz böyle üzücü şeylerden de bahsettik. Tamam, güzel bir habere geçiyoruz. Bergüzel Korel kısa bir süre önce 3. kez anne oldu. Diğer çocuklarının yüzlerini de pek göstermiyor. Arkadaşlarımız sordular, kızınız Leyla kime benziyor diye. İşte açık yürekliyle söylüyor. Öncelikle hayırlı olsun, uğurlu olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok uzun zaman oldu, ben de bir garip hissediyorum. Karşı heyecanlandım. Ali ve Han'dan sonra 3. kez anne olan Bergüzel Korel haftalardır kameralardan uzaktı. Kızı Leyla'yı sağlıkla dünyaya getiren Korel haliyle biraz doğum kilosu almış. Şükür yani. Evet, şükürler olsun. Zaman geçti işte, Leyla'mızı aldık kucağımıza. Hep çocuklarlayız, birlikteyiz. Efendim ben biliyorum, kızımız olsun çok istiyordunuz. Allah evet, da gönlünüze göre verdi bu sefer. Çok şükür, bin şükür. Herkese, Allah herkesin gönlüne göre versin. Oldu, sürpriz oldu. Biz çok şaşırdık, hiç beklemediğimiz bir anda. Evet, evet, geldi. Ödemler gitmeye başlamış herhalde. Gitmiş mi? Evet. Gerçekten. Ya ben hayatımda gerçekten böyle bir dönem yaşamadım. Yani çok acayipti. Böyle ellerim falan şişiyordu. Geceliğin ağrısına uyanıyordum. Bilmiyorum kız hamileliği mi ama çok acayip bir şey yaşadım. Yolunda. Bir 15 kilo falan var şu anda ekstra. Ne söylüyorsunuz? Ne gerek? Söylenmez mi? Var ama ya, yapacak bir şey yok. Gider ya, ne olacak? Eşi Halit Ergenç'le Akatlar'da yürüyüşe çıkan Bergüzel Korel, iki erkek çocuktan sonra bir kız çocuğunu dünyaya getirmenin farklarını anlattı. Kendinizi şanslı hissediyor musunuz? İki erkekten sonra kızı bulunca, kız babası olduğu zaman erkekler çok seviniyorsa, benim iyi kızım var ondan dolayı. Bütün erkekten sonra söylüyor, kız babası olanlardan aynı şeyi duyuyorum. Evet. Zaman gösterecek, göreceğiz şimdi. Daha çok bebek. Çok bebek. Hiçbir şey anlamıyoruz tabii, daha kokluyoruz, ediyoruz ama yani şimdi kız farklı. Ama kız bebek olarak da farklı. Erkek bebekten daha farklı. Tabii erkek kız, hani daha fazla emzirmek zorundasınız. Çok daha gazlı oluyor. Hal tavrı bile belli ediyor erkek bebeğin. Evet. Erkek bebeğin. Kız ağlaması farklı bile, böyle dudağını büke daha şimdiden evet, yani böyle farkını gösteriyor. Allah ama hepsi evlat. Allah isteyen nasip etsin inşallah. 4 sezondur doğumlar nedeniyle ekranlarda olmayan Bergüzel Korel setleri çok özlemiş. Neler yapacaksınız? Geldi zaten setler mutlar olmaz. Yok. Bir süre yok. Evet. Benim için bakalım, bir süre yok. Yani bir süre yok. Evet, çok uzun zaman oldu tabii. Artık 4. sezon mu oldu? Bayağıdır yokum.
Belki hani filmden sonra bir daha bir şey olmadı. 2018'den beri yoksa. Binbir Gece ve Vatanım Sensin'de birlikte kamera karşısına geçen çift bazı gecelerde Vatanım Sensin izleyip ağlıyormuş. Vatanım Sensin'i izliyorduk böyle. Kendi izlediğimiz işi izleyip izleyip ağlıyoruz Halit'le bazı sürekli. Sahnelerde bazı sahnelerde kötü oluyoruz hala bazen. Evet, Leyla'nın annesine benzediğini öğrendik. Fakat Bergüzer Korel'in üçüncü bebeği Leyla ile olan fotoğrafını paylaştığında da dikkatli takipçileri kütüphanede duran resimlere Ali ile ve diğer oğlu Han'a kitlendi. İkisinin de resmi çerçevenin içinde açıkça belliydi. Amma da taktığınız işte resimlere falan diyorsanız Bergüzer Korel eski paylaşımlarında duvarda ya da kütüphanede duran çocuklarının resminin bile üzerine emoji koyuyordu. Şimdi açmış o emojileri. Şimdi tam kesmişiz arkadaşlar. Tam altın kelebeğin o çaprazında kalan bir fotoğraf karesi var. Ali'nin zaten fotoğrafları çekiliyor. Evet. Ali'yi biliyoruz ama Han'ın yüzünü gizliyordu. Han'ın yüzünde dikkatli takipçiler yakalamışlar. İşte o vitrine hemen böyle bir yakınlaştırmışlar. Evet, Han'ın fotoğrafı da orada televizyonun üstünde duruyor. İlk defa kapatmamış. Değil mi yüzünü? Normalde dediğin gibi emojilerle kapatırdı. Kesinlikle. Ama ben Rüzgar'ın şu huyunu çok seviyorum. Fiziğim bozulacak. Aman işte ekranlardan uzak hiç kalacak. Öyle yani hiç öyle kaygısı yok. Üç tane çocuk. Çok doğal bir kadın. Üç tane. Kendiyle barışık. Doğum kilolarıyla barışık. Eskiden şey derlerdi işte. Bebeğin kırkı çıkmadan dışarıya çıkılmaz. Dışarıya bebek çıkarılmaz filan. Hiç öyle bir derdi filan da yok. Şimdi dünyada aman değişen bir şey var. Kötü görünürüm, mükemmel olmalıyım gibi derdi de yok ki. Nereden biliyoruz? Geçen yaz tekneden fotoğraflarını paylaşmıştı ve kilolarımla, çatlaklarımla, selülitlerimle, her şeyimle barışığım demişti. Dünyada bu yeni bir şey. Artık kadınlar kiloydu, hamilelik sonrası şişlikti, öncesinde işte çatlaktı falan. Bunları tam tersine doğumdan sonra sarkan karnını photoshopsuz olarak açıp paylaşan kadınlar da var. Eskiden böyle değildi durumlar. Evet. Dünyadan buraya yansıyan bu da yeni güzel, kendine arkasında durduğumuz güzel. Barışık kadın. Peki sana bir şey daha soralım. Seyircilerin de dikkatinden gerçekten hiçbir şey kaçmıyor. Tolga Karel biraz önce ekrana getirdik. Dördüncü kez baba oluyorum dedi ve biz dedik ki bak Cihangir'i de yok saymıyor, onu da sayıyor dedik ama takipçilerimiz bize bir fotoğraf karesi atmış. Bir Tolga Karel'in paylaşımını atmış. Orada kızıyla fotoğrafı var ve fotoğrafın altındaki notta da ilk göz ağrım yazıyor. Sen de sahte hesaptan diyorsun, arada bir girip bakıyorum diyorsun. Bu fotoğrafı ve altındaki notu görünce ne hissettin? Üzüldüm yani, gözlerim doldu. Bir anne olarak hiçbir anne bence istemez böyle bir şey olduğunu, elbette, çocuğunun görmesini. Üzücü ama içinden nasıl geliyorsa öyle davranmalı herkes. O da öyle içinden gelmiş, öyle hissetmiş. Bir şey söyleyemiyorum. Öyle çok drama da hani yani niye bunu yaptı o böyle hani o da yok. Çok tatlı kızı. Halbuki maşallah. Halbuki göz ağrı Cihangir. Evet öyle. Yani Cihangir'le empati yapmak yaptığında hani bunu hiçbir çocuk asla hani yaşamaz. Hiçbir anne bunu istemez. Ama kızı da maşallah öyle görüyorsa, öyle hissediyorsa o da çok güzel. Çocukları çok güzel. Evlatlar çok güzel, saf, mutlu, temiz, güzel ama evlat ayrımı yapmak. Evet. Yani gerisini hoş getirmek değil konusunda cümlenin zorlanıyorum. Evet, diğer haberimizle devam edelim. Sosyal medya fenomeni, sonra kozmetik kraliçesi olduğu Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'dan boşandıktan sonra Zincirlikuyu'da bir residence'da taşınmıştı. Residence'ın aylık kirası 80 bin liraydı. Aidatı daha fazla konuşulmuştu. Aidatı da 10 bin liraydı. Selin bu kez de efendim saatiyle gündemde, çünkü saatin fiyatı da dudak uçuklatan cinsten. İzleyelim haberi. Selin Ciğerci sarışındı. Çok heyecanlıyım. Esmer olmaya karar verdi. Esmer halini de güzel olmuş mu diye bu pozuyla oylamaya sundu. Ancak verdiği pozda esmer halinden çok servet değerindeki takıları dikkat çekti. Selin Ciğerci 57 milyon lira değerindeki Beykoz'daki evini satışa çıkararak Zincirlikuyu'da bir rezidansla eve çıkmıştı. Ciğerci 80 bin lira kira, 10 bin lira aidat ödüyor. Ciğerci bu kez 4 milyon 125 bin liralık saatiyle sosyal medyayı salladı. Kolunda daire parası taşıyan Ciğerci'nin tek taşı da 11 milyon lira değerinde.
Evet, bazı insanların saat tutkusu vardır. İlk aklına gelen mesela Arda Turan. Arda Turan'ın saat koleksiyonu var. Giyinme odasında değil mi? Saatleri için özel bir böyle yeri de var böyle. Nemi, ısısı ayarlı özel bir dolap yaptırmıştı. O dolabın değeri de 1,5 milyon TL miydi? Ne? Evet, o kadar yüksekti. Doğru. Bak, doğru, iyi geldi aklına. Selin de pahalı şeyler takmayı seviyor. O taktığı şeylerde bir de pahalı ve markaysa da onu göstermeyi de seviyor. Sosyal medyada zaten bunun için yok mu? Bakın benim saatim var, bakın benim arabam var, benim gençliğim bakın benim bacaklarım var, bakın benim göğsüm var, kalçam var. Ben en iyi doktorlara gidip oramı şişirdim, buramı düzelttim. Bakın ne kadar gencim, güzelim, çatlayın da patlayın. Selin de şimdi bu karede, Selin'in karesinde de ne öne çıkıyor? Her şey öne çıkıyor. Yüzün öne çıkıyor. Yani Selin evet hoş duruyor ama Selin'den daha öne çıkan şeyler saat ve yüzük. O yüzük tek yüzük mü? Birkaç yüzüğün birleşimi mi? Tek yüzük o yüzük. Dönüyor şöyle. İnsanın parmağı şey olur ya. Hiçbir şey olmaz hayatım parmağı. Hiçbir şey olmaz o parmağı. Yani, servet değerinde. Bir şey söyleyeceğim. Tabii ki alsın, maddi durumu yeterli olan taksın, göstersin. Fakat saat bu. Yani 200 liralık saat de aynı akrep yelkovan. Bilmem kaç liralık saat de aynı saati gösteriyor değil mi? Evet. Aynı saatte efendim Mesut Özil'in saatler olsun eşi Amine Gülşen'e de var. Getirelim onu da. Saati 1,5 milyon lira. Ne paralar gerçekten, hani kolunda servet taşıyorlar. Korumalarla falan gezmeleri gerekiyor. Bir de bunların sahtelerini takanlar var. Tabii evet, ki Amine Gülşen'e, senin ciğerci orijinalini takıyor da. Hayır, o şeyinki, bir dakika, Amine'ninki 1,5 milyon. Mesut'unki de 8 milyon ya yani 9 milyon diyelim hadi. Hatırı kalmasın, o artmıştır. Yani burada 10 milyonluk saat var. Evet, 10 milyon liralık saat var. Vay be. Gerçekten saatler olsun. Belki seyircilerimiz de vay be diyordur, onları seslendirdik. Şimdi geçiyoruz. Şimdi geçtiğim haberde en azından bir gayrimenkul var. O fiyatlar uçuk muçuk ama. Bir şey söyleyeceğim, sana soracağım. O yakada oturduğun için gerçekten fiyatlar var. Bu noktaya geldi mi? Var. Hatta ben bir böyle meraktan sordum bir emlakçıya. Sadece hani ev çok şaşalı duruyordu. Sonra adam bana şöyle dedi. Ağzınız öyle havada kaldı dedi. Evet evet, bu rakamlar sevgili izleyiciler, Tuğba Büyüküstün hep Anadolu yakasında yaşıyor. Annesi babası da orada. Şimdi Anadolu yakasında bir daire almaya hazırlanıyor. Suadiye sahilde ev bakan ve çok beğenen Tuğba Büyüküstün pazarlık aşamasındaymış. Pazarlık yaptığı daire 4,5+1 22 milyon TL. Yani 22 milyondan biraz iner misiniz demiş. Biraz inmenin nereye ineceği tabii meçhul. Ama o Suadiye sahilde yalı dairelerden. Bak 50 yıllık bir bina. Evet, 50 orada hep eski binalar. Ama hani 50 yıl deyince öyle eski dökük binalardan değil. Bayağı bakımlı, sanki yeniymiş gibi. O anladığım kadarıyla Suadiye sahilde önü park ve sonrasında deniz olan dairelerden. Hatta dubleks olma ihtimali de yüksek, bahçeli olabilir. Ama 22 milyon. Evet, dehşet para. Tuğba Büyüküstün gibi kazandığını gayrimenkule yatıran başka isimler de var. Kimin efendim 50 dairesi var, kimin ise 200 tapusu. Bakın o isimler kimler? Yemediler, içmediler, her kazandıklarıyla ev aldılar. Magazin dünyasının mülk zengini ünlüleri kimler? Diziler, filmler, reklam filmleri, konserler ve sahne programları. Her günleri, hatta her dakikaları dolu. Akla hayali sığmayacak paralar kazanıyorlar. Peki o paraları nasıl değerlendiriyorlar? Sibel Can hem yurt içinde hem yurt dışında konserler veriyor. Televizyon programları yapıyor, reklam filmleri çekiyor ve hatırı sayılır bir para kazanıyor. Tabii ki mücevherlere, kıyafetlere servet harcıyor ama gelirinin büyük kısmıyla mülk ediniyor. Miami'de bir villası olduğu bilinen Sibel Can'ın İstanbul'da da 50 dairesi olduğu konuşuluyor. Ben ticaretten anlamam, kazandığımla ev alırım diyen isimlerden biri de Kenan İmirzalıoğlu. Ezel dizisinin çekimleri sırasında İstanbul'un arka sokaklarıyla tanışan Kenan İmirzalıoğlu, Balat ve Tarlabaşı'ndan pek çok eski bina aldı ve restore ederek kimini otel, kimini de ev halinde kiraya verdi. Dizilerde bölüm başı 250 bin lira isteyen Kenan İmirzalıoğlu, şimdilerde de Tekirdağ ve Çerkezköy civarında arazi toplamaya başladı.
başladı. Baba adayı Kıvanç Tatlıtuğ da çocuğunun geleceği için yatırım yapmaya başladı. Bir reklam filminden kazandığı 50 milyon lirayla Göcek ve İstanbul'da birer villa ve İstanbul'da dükkan alarak harcayan ünlü oyuncu şimdilerde tıpkı Kenan İmirzalıoğlu gibi arsa yatırımı yapmaya başladı. Son olarak Bade Yeşil de gayrimenkul yatırımcılar arasına girdi. 4 milyon lirayı ödedi ve Sarıyer'den kendisine bir ev aldı. Yatırımını Türkiye ile sınırlı tutmayan ünlü isimler de var. Yılmaz Erdoğan, Volkan Konak, Kenan Doğulu ve Seda Sayan İngiltere'de ev sahibi. Cem Yılmaz, Ozan Güven ve Eda Taşpınar'sa Yunan adalarına demir atanlar arasında. Evet, Tuba Büksüt'ün günaydından Bülent Cankurt imzalıydı. Emlak kralları ve kraliçeleri haberimizde efendim. Takvimden Özgür Aras imzalı, onu da belirtelim. Özgür köşesine taşımış. Ama Müge 50 daire Sibel Can'ın, Emrah'ın hep bir iddiadır zaten, 200 tane tapu. Hiç çalışmana gerek yok. Kiralarla bence, geçimini sağla. Bence onu da avukata vermişlerdir. Kiraları topla diye. Aynen, teker öyle. Teker kiracıyı mı arayacaksın? Kimi yatırır, kimi yatırmaz. Yok tefeydi, tüfeydi onların oranları. Ama malım mı var, derdim var. Bak bizim de çenemiz düşüyor. Evet, Fransa'ya gittin. Orada güzel böyle podyuma çıktın. Defilelerde yer aldın. Nasıl geçti senin için Fransa? Çok güzel geçti. Orada üç çok önemli bir dünya tasarımcının kastına katıldım. Zaten kasları da geçtim. Güzel geçti. Artık daha bütün Fashion Week zamanı. Şimdi Şubat ayında yine bir Paris Fashion Week'te katılacağım. Yeni Milano Fashion Week. Öyle New York, Milano, Paris öyle. Uluslararası podyumlarda evet, olacaksın. Evet. Peki programımıza ilk geldiğin dakikalarda oğlun Cihangir'in babası Tolga Karel'e seslendin. Biz de buradan mesaj yazdık, hatta aradık. Henüz cevap vermedi. Son bir şey söylemek ister misin? Tamam, son bir şey daha. Evet. Son olsun karşında ama. Karşında gibi düşün. Telefonla ulaşmış ve konuşuyormuşsun gibi düşün. Dinliyoruz. Tolga'dan hiçbir beklenti içinde değilim. Oğlumuz Cihangir, yani Tolga senden hiçbir beklenti içinde değilim. Para pul hiçbir şey istemiyoruz. Oğlumuz Cihangir senin öldüğünü düşünüyor. Yani ayda yılda bir kere bile olsa araman. Ona varlığını hissettirmen yeterli. Belki dinler, belki izler ki eminiz izleyeceğine, dinleyeceğine. İnşallah bu program aracılığıyla bir şeyi değişir kafasında, gönlünde, vicdanında. İnşallah. Sadece araması, hani yaşadığını hissettirmesi. Cihangir onun hani bir yerlerde yaşadığını bilmesi, varlığını hissetmesi, evet. O ben benim için yeterli. Evet, yani en azından yaşadığını bilsin. Tabii. Günay, çok teşekkür ediyoruz. İnşallah programda güzel şeylere vesile olur. Tolga oğlunu arar inşallah diyelim. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın efendim.